Evet arkadaşlar, şöyle dışarısını göstereyim. Haftalardır beklenen yağmur yavaş yavaş çilemeye başladı. İnanın bu kadar uzun süre yağmur yağmadığını hiç hatırlamıyorum. Hep söylüyordum videolarımda, burası Karadeniz'e benziyor, sürekli yağmur yağmur diye. Ama bu sefer o kadar çok böyle kuraklık oldu ki anlatamam. Hatta dün belediye geldi, bütün çimenleri, ağaçları suladı. İnşallah hayırlısıyla yağar bakalım hadi. Şöyle çilemesiyle birlikte hemen toprak kokusu gelmeye başladı bile. Ay, bir yağmur yağmasına bu kadar sevineceğimi düşünemezdim yani. Hadi bakalım. Yağmur berekettir inşallah. Hayırlısıyla yağsın. Yağsın ki şöyle bizim bahçelerde büyüsünler artık. Evet, akşam akşam mutfağa girdim. Şöyle hemen artık okullar tatil. Geç saate kadar oturuyoruz terasta. Dedim şöyle çayın kahvenin yanına bir kek yapayım. İyi gider. Şöyle bismillah, her yerde yıktık bu arada. Şöyle benim her zaman aynı uyguladığım tarifim vardı. Hiç bozmam, memnun kaldığım. Onu hazırladım. Şöyle kıvamı da bu şekilde. İçerisine de hemen şöyle göstereyim. Bir saniye. Evet. Şöyle hep bundan koyuyorum. Bu içerisinde böyle top top kalıyor, erimiyor. Çok da güzel oluyor. Kaflanta gittiğimde. Genelde Kaflant'tan alıyorum ama her yerde var zaten. Böyle 10 tane falan alıp koyuyorum depoya. Elimin altında iyi oluyor. Bir de şunları göstereyim hemen. Bunlar da şöyle. Ay, vallahi ben sol elle hiçbir şey yapamıyorum. Şu an solla çekiyorum. Sağla da göstermeye çalışıyorum ama beceremedim. Hemen değiştirelim. Hadi bakalım sağ olsun. Şöyle bunları da Ekşi'nden. Bunların fiyatları çok uygun gerçekten. Böyle gittiğimde bunlardan da bir sürü 5-6 paket alıp koyuyorum. Sonra böyle iyi oluyor. Hadi bakalım. Şimdi hemen şöyle fırınımızı da açtım. Sıcak fırına gönderelim bunları. Niye haberim yok? He. İyi bakalım. Neyse. Evet, ben de diyorum ki yukarıya bağırıyorum. Semih, Melik, hadi gelin kek hazır diye. Yanına çerez hazırlayacağım. Benim olanlar gezmeye gitmiş. Yeni haberim oluyor. Çekmiyorum. Tamam, çekmiyorum seni hadi. Funda'dan duyuyorum. Anne bağırmasın, abilem evde yok diyor. Vay Funda'm vay, neyse hadi bakalım. Biz yeriz onlar yoksa. İlk tepsimiz pişti, çıkardım şöyle. İkinci tepsimizi de tekrardan fırına gönderdim. Allah Allah, şuna bak. O kadar dalmışım ki evden gittiklerinin haberim yok hiç. Az mı kalmış içi? Daha var var. Biraz daha şey yapalım da birazdan doldur geliriz. Evet teyzeleri, biz yedik içtik, keyif yaptık. Hep keyif olmaz değil mi Fulya? Evet. Dedik en iyisi biraz da iş yapalım. Yoksa bizden başka yapacak yok bunları. Şöyle hemen ikimiz sarmaya başladık. Şurada tepsi de göstereyim de, bayağı da sarmışız değil mi Fulya? Evet. Annem şeylerini alta doğru koydu onların. Şöyle dışarısında göstereyim, artık hafif hafif esmeye başladı hava. Bugün neymiş bu, en uzun günmüş. Evet. Senenin en uzun günü bugünmüş. Biz de ne yapıyoruz senenin en uzun günde, sarma sarma sarıyoruz değil mi? Hadi bakalım bize kolay anne, gelsin. Anne bir sıralım bence. Öykülerini hafta edelim ya. Yani sonuç. Daha yok annem, bunlar var işte. Başka yok. Hı. Hepsi bu. Bundan çok fazla mı uzaklaşık annem, iyi mi? Yok böyle iyi yani, böyle iyi. Evet teyzeleri, bugün benim kameramanım Funda. Evet. Biz hemen alışverişten geldik. İnanılmaz sıcak dışarısı. Birazcık yağmur çiledi ama bir de şimdi yağmurun şeyi yukarı vurduğu için nemden geçilmiyor. Hemen şöyle bir alışverişe gittik geldik. Evde boş şişelerimiz doluydu. Sanarsınız ki biz düğün yaptık. Merve okuttuk. Öyle böyle değildi. 45 euro mu öyle bir şey, fantımız tuttu. 40 euro'du. Tam 40 euro'du. Tam 40 euro'muş bakın. 40 euro'luk fant verdik. Neyse hemen şimdi şöyle göstereyim. Zaten bunu söylememe gerek yok biliyorsunuz. Bunlar böyle çok güzel oluyor bu marka özellikle. Bak ne. Ton balıklı. Evet. İsterseniz böyle fırında sürebilirsiniz olduğu gibi ama ben bol peynir sevdiğimiz için içerisine peynir koyuyorum. Şöyle bugün menümüz belli. Kameraman. Beni görürsen daha iyi olur. Oradan kaş göz etme birisine. Fulya'cığım asla konuşuruz. Ondan sonra teyzeleri. Bakın o kadar sıcak ki. Bisküvinin çikolatası.
Çikolatası bile dışına çıkmış şöyle hemen. Ondan sonra şöyle. Ama bak öyle çekersen insanların başı döner annem. Tamam. Biraz yerinde dur sakin. Kameraya getirebilir laf geçtim. Geçsin. Sen yapma tamam mı? Öyle dur. Güldürme beni de. Ondan sonra şöyle hemen yoğurt aldık. Size kameraya şey video çekmek bayağı zormuş ya. Ne dediğimi bile bilmiyorum. Neyse yapacak bir şey yok. Devam. Tamam mı? Dur orada. Çok gülüyorum gerçekten ya. Ondan sonra hadi tamam her şey normal. Şöyle hemen teyzelere süt aldık. Taze günlük sütler Kaufland'da. Bunları yoğurt yapmak için şöyle yağlı sütlerden zaten. Evet. Sen ver anneciğim bana sağ ol. Allah razı olsun. Başka var mı? Vardır işlerinden çıkarlar onlar. 6 tane vardı. Bakın kameramanın her şeyden haberi var. Çünkü kameraman alışveriş konusunda gayet böyle uyanıktır. Fiyatları her şeyi bilir. Evet. Ay iyi hemen sen bunları şey yaptın. Teyzeleri. Her zamanki şöyle balıklardan aldık ama birazcık erimeye yönelmiş kartonu. Evet. Hemen fırıya atsın şu yeni olama. Burada Haribo aldık. Vegan bak vegan. Bunların içinde jelatin yok yine. Bunlar şey vegan. Benim kızlar bir şeyler almış teyzeleri. Ben bir şeyler alırken onlar da kendilerine aldılar. Zaten de söylediler. Haribo ama vegan olanında. Evet. Jelatin falan yok yani. Evet. Şöyle hemen 6 tane süt aldım. İnanın şu an şey... Sıcaktan şu soğuk sütü görünce hiç yemek falan canım istemedi. Hemen şöyle akşam için soğuk kahveler aldım. Tabii ki Fulya Funda bir de eşim dayanamadılar. Onlar gelirken bir soğuk diye arabada içtiler. Evet, Liquor Latte Macchiato. Ben içmedim. Ben artık akşama içiyorum. Evet. Ondan sonra şöyle Kaufland'da biliyorsunuz bunlar da marka arkadaşlar. Ben böyle küçüklerinden aldım 2 tane. Kaç tane aldın? 3 tane. Aynen 3 tane. 4 tane vardı anne. 4 tane. Sen maşallah nazarın değil misin? Ya her şeyi biliyorum ben Fulya. İşte ya. Fulya evet. Sen ben şu an stres yaptırdın annem. Arkaya çekeyim. Sakin. Şöyle bunların da 77 kuruşaydı. Kaufland'da bu hafta reklamlarda. Tabii ki biz şey aldığımız için, Barilla aldığımız için bunları özellikle yoğurtlamak için aldım. Şöyle mini mini hemen şöyle koyalım. Anneciğim bunu da kaldır. Şöyle. Bu da kuşlar şey için. Kuşlarımıza böyle kum aldık. Bunlara ihtiyaçları var kuşların. Evet. Hadi şuraya koyayım. Burada. Ondan sonra şöyle her zaman sizlere gösteriyorum. Şu baharatımızdan aldık. Evde az kalmış diye. Buyur annem formamızı. Şöyle artık tatildeyiz biliyorsunuz. Okullar kapandı bizim buralarda. E ne yapıyoruz? Gece boyunca sohbetler bitmiyor. Evet. Sohbetin yanında da çerez cicim olması lazım. Atıştırmalık. Atıştırmalık. Ay. Ondan sonra şöyle dediğim gibi tekrardan bisküvi aldık. Diş fırçası. Anne. Kızlara diş fırçası. Ondan sonra şöyle ben bunları seviyorum. Çips. Şöyle. Kurt chips. Evet. Şöyle chipsler aldık. Bunlar iyi oluyor. Bunlar kurt chips istiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kurt chips. Ondan sonra şöyle teyzeleri. Bak burada. 2 tane bundan aldım. Bakalım. Çoğu yerlerde bunlardan böyle kiloyla alıyorlarmış. Eğer buralarda varsa eşime bir baktırayım eBay'de varsa böyle kiloyla alacağım. Çünkü ben bunları keklerde çok kullandığım için bana böyle dayanmıyor yani. 10 tane alsam da dayanmıyor. Ya da bildiğiniz varsa yorumlara yazın. Evet kiloyla buralarda da oluyor mu? Ay beni korkuttun annem bir dur. Heyecandan ölüyoruz ya. Çünkü Türkiye'de biliyorum çoğu sosyal medyalarda gösteriyorlar bunları kiloyla alındığını. Burada hiç görmedim. Varsa böyle kiloyla almayı düşünüyorum. Atın evet. Şeye. Dondurucuya koyun. Hem erimez hem de bereketli olur. Evet. Bakalım bulabilirsek. Ne yaptık hemen? Şöyle gördüğünüz gibi şeker aldık. Küp şeker. Evet. Teyzeler biz normalde toz şeker birazcık almıştık indirimde. Ama toz şekeri çocuklar çaya ayarlayamadılar. Bunu da bildikleri için. Evet. O yüzden tekrardan buna geçtik. Çünkü küp şekerde normalde biz 3 şeker kullanıyoruz. Annem 2 şeker. Ama toz şekerde anlayamıyoruz. Bazen ya fazla ya az oluyor. O yüzden evet. Tutturamıyoruz. Bazen bir koyuyoruz kaşıkla yetmez gibi oluyor. Onun için en güzeli tekrardan yine böyle. Yine atıştırmalık. Evet. Bunlar normalde biz Ikea'da çok şey yapmıştık. Ikea'nın kendi markası da çok güzel. Çok lezzetli. Hı hı. Bu da güzel. Böyle içi dolgulu. Şöyle... Çilek. İlk kap hem beyaz mı çilek? Evet, hem beyazmış. Şöyle bunu aldık. Bunun iki adı aslında şey çikolata olanı da var ama bunda daha güzel. Çikolata biraz farklı. Evet, ağır geliyor. Evet, şöyle. Çikolata şey olmuyor. Tekrardan bir atıştırmalık aldık. Sonra yumurta aldık. Vallahi arkadaşlar bunda bir şey yok. Artık yaz geldi biliyorsunuz havalar çok sıcak. Yumurta alırken dikkat edin.
Şu an şeyini söylemeyelim de yumurtalar gerçekten bazen çok aşırı kokuyor. Yani böyle yanına varmadan bile anlıyorsunuz. Aynen. Dikkatli dikkatli alın yumurtaları. Benden size Çok kötü tavsiye. kokuyor. Bazıları hepsi değil mi? Şöyle hemen bunlar da 1,29'a tekrardan indirime gelmiş. Makarnacık bir tane daha. Ya ben her şeyi biliyorum işte. Dört tane var dedim size ama. Ya burada da benim şimdi bir nazar boncuğu da yok. Çıkıp da sana dakı versem ya. Gördüğünüz gibi teyzeleri. Dört tane makarna var dedi, dört çıktı. Her şeyin sayısını biliyor. Evet. Sonra ekmek. Ondan sonra şöyle bir tane ekmek aldık. Evimizde bulunsun diye. Son olarak da şöyle. Vallahi ben normalde... Annem kaç dakika videomuz oldu? 6 dakika. Tamam, çok da böyle abartmayalım. Ben böyle pek fazla kompleks yiyen birisi değilimdir. Kelloggs yemem yani. Geçenlerde böyle rahatsız mıydım? Ne yedim? Hadi dedim soğuk sütle bir yiyeyim. Aklıma geldi. Bir de ne görürsün mutfakta? Benim sevdiğim Kelloggs'ı bitirmişler. Gerisi hepsi çikolatalı dolu. Dedim hadi bir Evet. tane daha alayım. Ama binde bir alçıya canım istiyor. Artık bunu da canım istemez değil mi? Benim öyle bir huyum var. Evet. Böyle teyzeleri. Ha ne diyecektim şöyle. Bir parmağını göster anneciğim bir. Bu parmağım mı? Teyzeleri bakın şöyle prensesimin parmağını sardık. Funda da varmış. Havalar ısınmasıyla biliyorsunuz artık sinekler de fazlayla Bir şey söyle arttı. ya. Benim kızların Değildi. cildi hassas olduğu için bu Türkiye'de de çok olmuştu. Sürekli böyle eczanelerden ilaç aldık. Normal insanın parmağını ısırdığında mesela kaşınır geçer. Bunlar da böyle büyük büyük yaralar yapıyor. Mesela son benim kolumda gösteriyorum ama böyle kırmızı ve çok dik oldu yani böyle. Evet. O yüzden ilaçla sardık kulemi parmağını. Evet. Böyle yani. Yaz ayı birazcık zor geçecek. Sineğiyle, sıcağıyla derken. Değil mi? Ama geçecek Ama inşallah. geç. Sağlıkla geçsin. Hadi Evet. bakalım teyzeler, biz videomuzu burada bitirelim de belki birazdan görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz daha sonra.